Diyet yapmadan iki kuralıyla zayıflamak mümkün desem. Dümdüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemelisin. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Abartmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Enerjik, dinamik, bilgi dolu kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Yeterince su içiyor musun, içmiyor musun testi uyguluyoruz. Bu test oldukça basit bir test. Gerçekten yeterince su içiyor musun yoksa böbreklerin susuz mu? Bunu hemen test edeceğiz. Bunu tabii idrardan da bakılabiliyor, vücudun su seviyesini, ama hatta bizim analiz cihazlarımız da var. Ama siz de bunu test edebilirsiniz. Nasıl test edeceğim Hatice Hocam ve ne kadar su içmeliyim? Kafam çok karışıyor. Biri 2 litre diyor, biri 3 litre diyor ama ben zayıflamak istiyorum diyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Ve kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Çünkü haftada 4 yeni video çekiyorum sizler için. Anlatıyorum, sizlere en güncel bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Şimdi burada benim suyum var. Bu su sirkelisi, elma sirkelisi. Ben özellikle zayıflamak isteyenler güne limonlu ve sirkeli suyla başlasın. Çünkü vücudu alkali hale getirmek zayıflamada oldukça etkili. Öncelikle ne yapıyoruz? Şunu söylemek istiyorum sizlere. Eğer zayıflamak da istiyorsanız hem bu şekilde ne kadar su içmeniz gerektiğini öğreneceksiniz. Şimdi öncelikle parmaklarımızda şurası, parmaklarımızın derisini sıkıştırıyoruz bakın. Şöyle gösteriyorum. Yani şöyle bakın, orta parmağınızı sıkıştırıyorsunuz. Şu sıkıştırdığımızda, bıraktığımızda buradaki derinin eski haline dönmesi eğer hızlıysa yeterince su içiyorsunuz. Ama eski haline dönmesi eğer daha geç oluşuyorsa böbrekleriniz susuz demektir. Ben günlük en az 2,5-3 litre su içiyorum. 60 kilo olan bir birey 3 litre, 80 kilo olan bir birey 4 litre, 100 kilo olan bir birey 5 litre içmeli. Hatice Hocam nasıl olur? Şimdi şöyle düşünelim. Benim şimdi ofisim büyük bir ofis. Kocaman bir bitkim var. Onu suladığım su ile arkamdaki orkideleri suladığım su aynı olabilir mi? Olamaz. Yani herkes günde 2 litre su içsin demek oldukça yanlış bir ibare. Herkes günde 2 litre de 3 litre değil. Herkesin kilosuna göre, vücut yüzey alanına göre. Çünkü herkesin yüzey alanı farklı. Bedenleri farklı, kiloları farklı, vücut yüzey yapıları farklı. O yüzden herkes diye bir tabir yapılamaz su içme konusunda. Hatta mesela güneş altında çalışanların terle kaybettikleri sıvı miktarı daha çok artacağı için daha çok içmeleri gerekir. Ama zayıflamak istiyorsan 20 kilo başına 1 litre su. Ama zayıflamak istemiyorum derseniz de şöyle düşün. 60 kilo olan birinin 2,5 litre içmesi, 80 kilo olan birinin 3 litre içmesi gayet normal aslında. Ama suyu yudum yudum içmek, ayakta içmemek, suyu alkali bir şekilde içmek oldukça daha faydalı. Vücuda alkali suyu alkali hale getirmek için limon, sirke, karbonat ekleyebilirsiniz. Yine çok güzel videonun sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olun. Sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Hatice Hocam şu konuyu da anlat diyorsanız yorumlara yazın. Hoşçakalın. Su için bol bol.